Eksi On'dan hepinize merhaba. Orange County'den sunduğumuz programımıza hoş geldiniz. Eksi On bu haftada birbirinden ilginç konu ve konuklarla dop dolu. Dilerseniz önce bu haftaki programımızda neler olduğuna kısaca bir göz atalım. Eksi On'da az sonra. Türk sinemasının ödüllü yönetmeni Hüseyin Karabey. Bir ödül aldıktan sonra git evde yerlerisin de. Güneydoğu Avrupa Film Festivali ve ödül alan Türk filmleri. Turkish National Television, thank you. Dünyaca ünlü sinema okulu New York Film Akademisi. Aykut'un gözünden Los Angeles şehir merkezi. Şu an downtown Los Angeles'tayız. Los Angeles'tan renkli anneler günü. Bugün ben anne sayılırım. Hepsi şimdi Eksi On'da. Bugün sizler için Los Angeles'ta düzenlenen Anneler Günü organizasyonundayız. Bakalım annelerimiz Anneler Günü için neler düşünüyorlar? Annenizin size mesela çocukken söylediği, böyle sürekli tekrarladığı bir nasihat, bir öğüt var mı? Hatırlamıyorum ama hep çalışkan olmamızı isterdi ve okumamızı isterdi. Who do you think you are? What are you trying to be? My mother was very strict. She said, if you see something on the floor, even if you didn't drop it, pick it up. Stand up straight, be polite, and you'll get through. Ye oğlum ye der hep yani. Habire yemişizdir yani. Hani ye demezdi de, usludur kızım, aman usludur kızım. Yemeğini ye oğlum. Annemin dediği sus, düğüne karşılık verilmez. Başka hiç kimsenin size yaptıramayacağını size yaptıran kişi. Başka hiç kimse gecenin bir yarısı uykunuzu bölemez. Sevginin en doruk noktası. Daha güzeli yoktur herhalde. Annem hep derli toplu düzenli olmamı söylerdi bana. Ben o zaman çok kızardım ama şimdi aynı şeyi ben de oğluma söylüyorum. Zaten gitgide yaş ilerledikçe anneme ne kadar çok benzemeye başladığımı daha hissediyorum yani. Annelik çok farklı bir şey. Babalık daha kolay. Babalık annenin yanında bir hiç. Yani öyle söyleyebilirim. Benim annemsiz geçirdiğim ilk Anneler Günü. İşte iş güç sahibi olduk. Memleketimizi bıraktık. Buralara geldik. Ben 33 yaşındayım. İstersem 73 yaşında olayım. Mesela şimdi telefonda konuşuyoruz Türkiye ile. Babam işimi gücümü soruyor. İşlerimi annem işte yemeğini yedim mi? İşte bak uyurken sırtını ört. Terli terli dışarı çıkma. Orada havalar ısınmış. Yani yaş kaç olursa olsun annelik halen annelik yani. Bana her zaman dedi doğruluktan, doğru yoldan, hak sözden ayrılma. Şimdi anne olmak çok güzel bir duygu ama torun sahibi olmak bademin içi oluyormuş. Ya anne olmak çok başka bir şey. Yaşamadan anlatılmayacak bir şey. Bu benim ilk defa çocuğum kucağımda olarak geçirdiğim ilk Anneler Günü. Bambaşka bir duygu yani, kelimelerle ifade edilebilecek bir şey değil. Annem bana her zaman her şeyin vakti ve zamanı vardır. Vaktini zamanını bekle, her şeyi hak ettiğin zaman kazan derdi. Ben de bu ödünü dinledim, her zaman da kazandım çok şükür. Annelerimiz izinli herhalde bugün. Evet, bugün Anneler Günü. Dolayısıyla annesi izinli. Bugün ben annelik yapmayacağım. Annesi sen ol dedi. Ondan dolayı çocuğa ben bakıyorum. Bugün ben anne sayılırım. Çocuk bakmak zor mu bir erkek için? Vallahi çok zor. We always say like I hope God will send will give you children as good as you. Be honest in your dealings with other people. Be kind. Be good to your family. Well, to do the right thing and to make a contribution and to work hard. And to make a difference. Yeah, you're gonna break it. Mark my words, you're gonna break it. Well, that's fine. Whatever you want to do, that's fine. Very encouraging. Clean your room. I love you. Helen, get up. Helen, study. Helen, eat more. Well, you know,
Memman perikumamdım. İşinizde, çalışmanızda, yaşamınızda, aile hayatınızda daima temiz olun, temiz kalın. Treat other people like you'd like to be treated. Respect yourself, respect others. Evet, bugün Eksi 10 ekibiyle beraber sizler için Anneler Günü için düzenlenen organizasyonda buradaydık. Haftaya başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güneydoğu Avrupa Film Festivali 7 yıldır Los Angeles'ta düzenli olarak yapılan ve Amerikalı seyirciyle bölge filmlerini buluşturan çok önemli bir film festivali. Geçtiğimiz haftalarda yapılan bu festivalde Türkiye'den filmler de vardı. Türkiye'den konuk olarak katılan Hüseyin Karabey ile sizler için sinema üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Geçtiğimiz haftalarda Los Angeles'ta Güneydoğu Avrupa Film Festivali düzenlendi. Festival kapsamında bölge ülkelerinden onlarca film Amerikalı seyirciyle buluştu. That, you know, what we are trying to do is not just to show films. We actually use specific films in our programming to tell a story about the Balkans and Southeast Europe. Who are these people? We try to reveal things, you know, not to go for something that is what everybody knows. Everybody knows it's a conflict zone, you know, it's a difficult region. Nobody really knows much about it, and they have prejudices. They think, ooh, you know, this is like, you know, they're a little bit of the Orientals. So we want to reveal the culture. We have more films than ever. We have 35 films this year. We had 25 max so far. And we have five first-time directors for feature film, which is great. So we have films from Romania, from Bulgaria, from Bosnia, from Turkey. From Turkey we have four films. Actually five, I think. Festivalde iki tanesi kısa film olmak üzere 5 tane de Türk filmi gösterildi. Amerikalı seyircinin beğenisini kazanan 7 yönetmenin çektiği 7 kısa filmden oluşan Unutma Beni İstanbul filminin artistik yönetmeni Hüseyin Karabey, festival için Türkiye'den davet edilenler arasındaydı. Filminin gösteriminin ardından seyircilerin sorularını cevaplayan Karabey'i bizler de yakaladık ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Gitmek, Unutma Beni İstanbul, Bir Hayatı Masal Gibi Anlatmak ve Pina Bağış gibi birbirinden farklı filmlerin ödüllü yönetmeni olan Karabey, kurmaca filmlerinin yanı sıra çektiği belgesellerle de dünya seyircisinin gündeminde. Yaşanmış bir hikayeden uyarlanan Gitmek filminde başrol oynayan Ayça Damgacı, hikayenin gerçek kahramanı aynı zamanda. Bir telefon yap, tamam. No, don't call anyone now. Don't. Sen karar ver. Ayça'nın aşık olduğu adamın peşinden Orta Doğu coğrafyasına doğru çıktığı zorlu yolculuğun anlatıldığı film, Tribeca, Tokyo, Sofya gibi prestijli festivallerden önemli ödüllerle döndü. Ayça, hey my love, I kiss you. I sent to you a funny film. Yani bunu uzun metraj yapalım. Her neyse, 2 yıl yazım süreci geçti gitmenin. Onun yaşadıklarıyla benim yaşadıklarımı harmanladım. İşte yeni şeyler eklendiğinde Ayça'ya soruyordum, sen böyle yapar mısın? Böyle, o yaparım ya da şöyle yaparım diye düzeltmelerle Hollanda ortak yapımı olarak 2007 yılında çektik.
Tabii çekerken insan şöyle düşünmüyor. Yani ya bir film yapacağım, acayip olacak, oradan izlenecek, buradan izlenecek. Öyle bir şey yok. Tamamen içgüdülerinizle yapıyorsunuz ve o hikayeyi anlatmak istiyorsunuz baştan. Yani onun ne kadar başarılı olup olmayacağı önemli değil. O filmi yapıp yapamayacağınız çok önemli. Ben de sonunda becerdim yani 4 yıl sürdü çünkü onun mücadelesi. Hatta ne bileyim ya, Truffaut'un çok güzel bir deyişi var. Şimdi bir fikir gelir aklınıza film olarak. Çok hoşunuza gider ve inanılmaz başarılı olacağına inanırsınız. Sonra o projeyi gerçekleştirirken yani ben evet iyi bir proje olacak herhalde dersiniz. Çekim sırasında yok galiba ortalama bir şey olacak ama bitsin yeter. Sonunda oh bitti kurtuldum ama herhalde berbat bir şey oldu dersiniz. Ben de öyle hissediyorum. Yani yaptığımın ne kadar iyi bir şey olduğunu ya da iyi olup olmadığını farkında değilim. Birkaç ödül almam gerekti gerçekten iyi bir şey yaptığımı ikna olmak için. Film yapmaktan beklentisinin ödül almak ya da para kazanmak olmadığını vurgulayan Hüseyin Karabek, yönetmenliği gerçekleşmesini istediği bir rüyada ısrar etmek olarak görüyor. Bir rüya için 4 yıl uğraşınca o rüya gerçekten artık gerçek oluyor yani. Bütün ayrıntılarını düşünmeye başlıyorsunuz artık. Bence burada temel dürtüğünüz, gerçekten yapmak istediğiniz fikirle kurduğunuz ilişki ve beklentileriniz. Mesela benim beklentim para kazanmak değildi, ödül almak değildi. O hikayenin gerçekleşmesiydi sadece. Sinema dünyasının efsane yaratmayı sevdiğini düşünen Karabey'e göre rekabet, sinemanın doğasına aykırı bir şey. Yarışma duygusu, rekabet duygusu çok yanlış bir duygu aslında. Yani ve ben buna hiç inanmıyorum ve duyduğumda da uzaklaşmaya çalışıyorum. Yani insanın kendi ruhunu da terbiye etmesi lazım. Hepimizin egoları var. Hepimiz bu tür yalanlara inanmak istiyoruz. Ama en iyisi şey diyorum, yani bir arkadaşım söylemişti, bir konservatuvarda hocalar öğretmiş. Bir ödül aldıktan sonra git evde yerleri sil demişti yani. Çok anlamlı geldi bana. Gerçekten ben ödül aldığımda onu orada bırakıyorum ve işte halkımın nasıl yaşıyorsa ben de öyle yaşamaya çalışıyorum. Sinema kültürüne çok güvendiği bir babaya sahip olan Hüseyin Karabey, filmlerini çoğu zaman babasını beğendirmek için yapıyor. İlkokul mezun olmasına rağmen ben işte ikinci üniversitemi bitirdim. Hala beni şey yapar yani sinema tarihinde de. Ben işte Casablanca'yı seyretmiştim işte ya işte Kramozov kardeşler falan, Sergio Leone hepsini şey yapar. Benim asıl derdim ona göstermek ve ona beğendirmek. Çünkü onun tek beklentisi şey oluyor. İçtenlik, samimiyet. Hüseyin Karabey ikinci kez gelme fırsatı bulduğu Los Angeles'ı gerek mimari yapısı, gerek iklimi ve insanlarıyla çok sıcak bulmuş. Daha önce Palm Springs'e gelmiştim ve Los Angeles'ta bir gün kalmıştım. Tabii yani bugün panelde şey dediler, 4 gün kalmak için 30 saat uçuşa göze alan deli yönetmen diye. Birazcık doğru ama çok etkileyici yer tabii. Yani Los Angeles gelmeden bildiğimiz yerlerden. Hani zaten çok ismini duyduğumuz, işte endüstri için ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz bir yer. Tabii burada filmin gösterilmesi de insanı ayrı bir onur ediyor. Ama tabii bir de biz doğru insanlarla tanıştık. Onun da etkisi var. Çok şey geldi bana, insani geldi. Yani daha böyle endüstrinin hissedileceğini zannediyordum. Daha ilişkilerin daha soğuk olacağını düşünüyordum. Hiç öyle değil. Ama ciddi bir rekabetin olduğu çok belli. Filmle ilgili bütün dünyayı etkileyen yapımlar buradan çıkıyor. O yüzden belli bir alışkanlık gelişmiş, belli bir standart var. Bununla beraber bağımsız sinemanın da bu kadar ilgi göreceğini zannetmiyordum mesela Los Angeles'ta. En çok beni şaşırtan bu oldu. Los Angeles dönüşünde çekimlerini Van'da gerçekleştireceği yeni filminin heyecanını bizlerle paylaşan Karabey, senaryoyla ilgili sır vermedi. Bir ay sonra çekimlere başlayacağız. Çekimler Van'da gerçekleşecek. Van'ın Gevaş ilçesinde çok güzel bir köy bulduk. Çok hoş insanlar.
Sadece işte deprem çok etkilemiş Van'ı. Onun farkına vardık. Yani biz yine televizyonda gördüğümüz kadarıyla yeterli hissedemediğimizi düşünüyorum oraya gidince. Yani çünkü deprem bütün binalara zarar vermiş ve halk gerçekten zor durumda. İşte bizim film umarım ufak bir katkısı olur. Sonuçta iki ay boyunca orada olacağız. İnsanlarla çalışacağız. İyi gidiyor inşallah. Sorun çıkmaz. Sinemanın sadece sanat için yapılması fikrine katılmayan Hüseyin Karabey'e göre yönetmen, bildiği hikayeleri anlatan ve ortaya koyduğu ürüne toplumdan bir karşılık gören kişidir. Benim için sadece sinema yapmaktan dolayı ve onu iyi yapmaktan dolayı alınmış bir övgü çok yüceltici bir övgü değil. Yaptığım hikayenin insanlığa bir faydası olup olmaması benim için çok daha belirleyici. Yani insanlara dokunup dokunmadığı, yani onların ruhuna dokunup dokunmadığı, samimi olup olmadığı çok daha önemli. Burada da benim tek kriterim var, bildiğim şeyi anlatıyorum. Yani hiç öyle ilham perisini falan beklemiyorum. Yani başıma gelen olayları, tanık olduğum olayları anlatmak istiyorum. Çünkü hani bu duyguyu herkes yaşar. Yani bir şey gelir başınıza, onu herkese paylaşmak istersin. Ya bir şey gördüm, rezaletti işte, gözümün önünde bilmem ne oldu falan. Haksızlığa uğrarsınız, o duygu gelir. Ya da birisi haksızlığa uğramışsa o duyguyu yaşarsınız. Ya da hoş bir şeyle karşılaşmışsınız, yaparsınız. Hani o duyguyu paylaşırsanız eğer çevrenizin de değişeceğini, daha duyarlı olacağınızı düşünürsünüz. O yüzden de konuşursunuz. Benim filmlerimin konuları bunlar. Türkiye sinemasının dünden bugüne çok iyi noktalara geldiğini düşünen Karabey, artık filmlerimizin gösterim için yurt dışındaki festivallerden çokça davetler aldığını söylüyor. Çok heyecan verici, çok güzel bir dönemin olduğunu söyleyebilirim. Yani çok güzel filmler seyretmeye başladım, çok güzel projeler duyuyorum. Bir şekilde yardımlaşıyoruz da, yani filmlerimiz görülür kılındı bir şekilde, herkesin ilgisini çekiyor. Eskiden bir Türk filminin, Türkiye'den gelen bir filmin festivale kabul edilmesi için epey uğraşırdık. Şimdi ise onlar mutlaka bir Türkiye'den film de olsun diye bakıyorlar filmlere. Yeni filmine başlamak üzere Los Angeles'tan erken ayrılan Hüseyin Karabey ödül törenine katılamadı. Ama filmi Unutma Beni İstanbul Festival'den jüri özel ödülü ve en iyi görüntü yönetmeni ödülleri aldı. Ödülleri Kültür Bakanlığı Los Angeles Sinema Elçisi Palik Sevin Atasoy yönetmen adına teslim aldı. Aykut'un Cinco de Mayo kutlamalarının ardından soluğu Los Angeles şehir merkezinde aldığını duydum. Aykut olunca mutlaka şehir farklı gözükecektir. Gelin şimdi hep birlikte Los Angeles şehir merkezini Aykut'un gözünden izleyelim. Son ekibimizle beraber sizler için bir pazar gününde Los Angeles caddelerini gezmeye devam ediyoruz. Ve önemli yerlere durmadan yapamayacağız. Ve arkamda gördüğünüz gibi Staples Center. Staples Center niye önemli? Çünkü bir, Türk Hava Yolları'nı destekleyen meşhur Kobe Bryant ve tüm NBA maçları, hatta önemli NBA maçları işte bu arkamdaki stadda oynanıyor. Sadece basket maçları değil, her türlü boks, dövüş, aklınıza ne gelirse oluyor. Ve Meksikalıların en sevdiği boksör, zamanında da en başarılı ve en meşhur işte Oscar De La Hoya. Eğer Los Angeles'a uğrayacaksanız burada gerek boks maçı olur, gerek basket maçı olur. Muhtemelen gelenler tercih eder ki basket maçı izler ama Los Angeles'a gelince durmanız gereken yerlerden biri Staples Center. İngiltere'den geldi. Şu an Los Angeles'ta LA Galaxy'de oynuyor. Ve işte gördüğünüz arkamdaki binada yaşıyor. Bir bölümü hotel, bir bölümü rezidans. Diyebiliriz ki Los Angeles'ın en güzel yerlerinden biri. Hem manzara olarak hem etraftaki etkinlik olarak.
What's your name? Patricia. What's your name? Edie. What are you guys doing out here today? Waiting to go in to see the play. Which play? What is it, Madea? Tyler Perry's new play. But what's the deal with this Madea? Is it like some famous thing? Ray! I'm not from around here. Ray, you don't know. Dayak yiyeceğim şimdi bilmiyorum diye. You don't know about Madea? Tell me about it. Where are you from? Şu an Los Angeles'ta iki büyük okul var. Yani çok büyük okullar var ama iki en büyük okul. Biri UCLA, biri de USC. Bunlar habire birbirleriyle kavga ediyorlar. UCLA, benim sevdiğim okul, devlet okulu. USC de özel bir okul. Birine babanızın ya da annenizin çok parası varsa gidebiliyorsunuz. Öbürüne de bayağı bir akıllı olmanız lazım. Ama burada da marching band dedikleri, yani futbol takımı, maça girmeden önce Amerikan futbol takımı böyle takıma motivasyon vermek için işte bu arkamızdaki elemanlar müzik çalıyor. Do you guys know why you're out here? Playing for our team, as always. Is there a game today? Nope. But we're just playing for the team. We're getting ready for next season. We're going all the way. Tell me this, UCLA and USC are rivals, right? So what are you guys doing next to each other? I don't know. They wish they were as cool as we were. Hey boy. Don't let them change ya. Or even rearrange ya. What do you say? We got one more for you. Böyle yürüyoruz. Los Angeles'ın caddelerini sizler için gezmeye devam ediyoruz. Los Angeles hakkında bir bilgi vereyim size. Gittiğiniz semte göre taksi ve otobüs renkleri değişiyor. Mesela Culver City diye bir mekan var. Otobüs renkleri yeşil. Şu an downtown Los Angeles'teyiz. Taksiler yeşil. Ama mesela Westwood ya da farklı bir yere gittiğinizde taksiler sarı olacak. Kırmızı taksi görebilirsiniz. Fenerbahçeli bir taksi. Sarı, lacivert. Yeşil bir taksi. Bu muhtemelen Los Angeles'ın taksisi değil. Bu semtimize kaçak girmiş. Şunu ifade edebilirim. Türkiye kelimesini downtown'un göbeğinde duymaktan gurur duyuyoruz. Özellikle Kobe Bryant gibi birinin fotoğrafı olunca. Amerika'da her şey extra large, yani ultra büyük. Yemeğinden, hamburgerinden, sodasından, arabalarına kadar. Ve arkamda da dünyanın en büyük, İtalya'dan gelme, Los Angeles'ın göbeğinde duran el yapımı bir sandalye. Haftaya Eksiyon ekibimizle beraber sizler için farklı renklerle farklı bir macerada buluşmak üzere. New York Film Akademisi her ne kadar adını New York'tan almış olsa da en önemli merkezlerinden birisi dünya sinemasının başkenti Hollywood'da bulunuyor. Sektörü çok önemli ve değerli yönetmenler, yazarlar kazandıran bu okulu arkadaşımız Kurt sizler için dolaştı. Frankly, my dear, I don't give a damn. Spartacus! Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. I'm afraid I can't do that. You're talking to me? I love the smell of napalm in the morning. It's not personal. It's strictly business. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore! I am the father. Man's dead, baby. Man's dead. I'm the dude. I drink it up! I'm going to die. Die comfortable. Roads? Where we're going, we don't need roads. Action! So we're here at New York Film Academy, and we are here with Tan Arçan. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. New York Film Akademisi 1992 yılında New York'ta kuruldu. Ondan sonra 2001 yılında Los Angeles'a geldik, Los Angeles kampüsüne. Universal Studios'la beraber çalışıyoruz. Orada production workshoplarımız ve soundstage
workshoplarımız var. Biz burada oyunculuk, sinematografi, yönetmenlik öğretiyoruz. Bir yıllık, iki yıllık programlar var. Kısa programlarımız var. 8 haftalık, 4 haftalık. Bunun üstüne artı olarak master programları da veriyoruz. O da oyunculuk ve film making üstüne. So what department are you in here and how long have you been here? Ben New York Film Akademisi'ye 7 yıldır çalışıyorum. Onun üstüne oyunculuk yapıyorum artı olarak. Artı filmciliğe de giriyorum. Şu anda burada fotoğraf departmanının koordinatörü durumundayım. Bu artı olarak da oyunculara film making öğretiyorum. Shall we go take a tour? Sure. Okay. We need the red one. Is anyone advising the director? I've lost him. There you are. Walk with me. Camera will be ready in 3 minutes and we need confirmation on a tablecloth. Who's your camera? And your lead actress is freaking out. Oh, thank God you're here. I'm absolutely freaking out. What else is new? I need that 2K. Are we almost ready? Don't I look ready? Points. You actually look worried. I'm worried I can't get a stinger. Stay up. Now I'm not worried. Director and first team to set. Pictures up. I'll take this one. Hank White on set, please. This is for picture. Roll sound. Roll camera. Rolling. Mark it. Camera is set. And action. So, Tan, I noticed this is the schedule. Yes, this is the schedule for the students and where they need to be for what time and what day. So every day students come here and check out what room they need to go. So in order to get to their rooms, because the schedule constantly changes and there's a lot of rooms of students. So a student here would be going to class how many days a week? 5 days and 7 days sometimes, because they have projects. They may not be coming to a class, but they're working 7 days a week. It's a very intensive program, so. Yes, well, filmmaking is very intensive, isn't it? Yes, yes. Get used to it, right? Right, get used to it now. You know, I noticed something, Tan. There's lots of rooms here that have directors' names on that. Yes, all our classrooms are actually named after the directors, the famous directors. So there's Antonioni, David Lean, Stanley Kubrick over there, Charlie Chaplin, so. So it doesn't matter, just showing up, you're gonna learn something, right? Yes, of course, you're gonna learn the names at least, yeah. Tan, tell me about where we are now. Well, this is the latest addition to our post-production labs, and we use Mac Pros and also Final Cut Pro 7 to edit our films. The 35mm and 60mm gets digitized, and they load those into these computers, and our students use it. Oh, so nobody's chopping film anymore? Not anymore, no, we don't have those anymore. That's too bad. That's too bad for me somehow. I love the smell of celluloid in the morning. Oh, you do, for the film, yeah. Well, it takes too long to cut, yeah. True that, okay. Moving on. Burası bizim post-production merkezimiz. Bütün görüntüler buraya geliyor ve burada digitized edilip diğer bilgisayarlara yükleniyor. Artı olarak da bir hard disklerine yüklüyoruz öğrencilerin. Sabah 8'den akşam 12'ye kadar buradalar, çalışıyorlar. Öğrencilerimize sürekli hizmet içindeyiz. It's a lot of work. So I'm here with Tiffany, who is head of the post-production facility here at New York Film Academy. How are you doing? I'm good. How are you? Good. Tell me, now I talked a bit to Tan about the fact that you no longer use the Steinbeck flatbeds or anything. No, that's all old school. We're all digital now, mainly. We also work with 16mm and 35 with the filmmakers, but majority of everything we do is either RED or SD cards. Like, everything's digital now. We are here with Bobby Fabian, who is the co-chair of the photography department here at New York Film Academy. I didn't know you guys had a photography department. We do have a photography department, and we have a one-year program and an MFA. The move from film, actual film, to digital, so how is that affecting the stills and how you teach? Well, it's predominantly digital technology that we use. Although in the second year of the MFA program, we do go back into analog and teach the students all about film and the zone system and all the black and white stuff that they love, alternative processes, etc.
I'm here with Cody Bozen, who runs the equipment room for the New York Film Academy. Cody? That's correct. I'm just curious about one thing. Do you think that all filmmakers are required to wear black? Wear black? Well, it gives more of an air of sophistication, I think. Alfred Hitchcock wore suits on all his sets, so... Right. And I think Tarantino actually started that. But we're here to talk about equipment. So what is it that if you were to attend New York Film Academy, you would be learning on? We try to give our students a well-rounded basis of film and digital. Even though digital is sort of where a lot of studios are going, we want to give them a basis of film, because it's not a lost art yet. So we start everybody off on basic film cameras, learning how to tell a story visually, learning about exposure and f-stop and things like that, and then move them into digital cameras, the 5D, the Red One, the Red Epic, and then we also teach 35mm. So it's the history and the future. Exactly. I was noticing you've got the old Aeroflex 16mm up here. The workhorse cameras. Everybody who comes in will start on an Arri 16 camera. A lot of times they haven't even used film. So it's a good, like I said, it's a good opportunity for them to get exposed to that. Very durable cameras, very easy to learn on, hard to master, but easy to learn, so they can start making films right away. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, thank you. Okay, and Kim? My name is Sinan. I'm here since... July 2011. I'm doing a filmmaking course. So you're in for the directing portion of it? Yes, I am. We're sitting here with Denise. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Well, actually, maybe that's the other way around, because you're a student here, right? And you're a student in acting, right? Acting, 1 year. And how do you find the acting program here? I love it so far. I've been here for a month now, and it's great. And you came right from Turkey to here? No, I came from Switzerland. What's been your favorite part so far? The one in San Diego, because it was my first experience with blood. I was dying, so it was a car accident, and I liked that, you know, it was something different. One of the great things about film, it's not real. No, it's not. But it did feel weird, you know. It was because I was playing at that person. It was somehow weird. Okay, well, so let's see you audition for a dead person. Okay. Ready? And 1, 2, 3, die. She's good. So that concludes our tour of the New York Film Academy. Tan, definitely a big thank you for thank you for your tour. Have a great day. And we will see you next time on Axiom. Yeniden sunduğumuz bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bizleri internet sitemiz www.exon.tv adresinden ve Twitter hesabımızdan takip edebilir, değerli görüş ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.